Üçüncü güne hoş geldiniz. David Simon, Sevgi ve Şifaya İzin Vermek adlı kitabında duygularımızdan özgürleştiğimizde affetmeye giden yolu nasıl kolaylıkla bulabileceğimizi anlatıyor. Kırgınlıklarımız, acılarımız, pişmanlıklarımız, içsel huzursuzluğumuzu ve tam olarak anda var olmamızı engellemekte. Affetmek, geçmişe dair olan konuları kapatabilmemizi sağlar. Böylelikle yaşamımızda sevgi dolu, yaratıcı ve yepyeni bir sayfa açabiliriz. Birilerinin davranışları bizde acı yarattığında, içimizde kırgınlık dolu bir içsel diyalog başlaması çok normaldir. Yaşamımızda asla affedemeyeceğimizi düşündüğümüz insanlar olabilir. Hayatta bazı şeyler asla affedilemez diye düşünülebilir. Affetmeyi düşünmenin bile mümkün olmadığını düşündüğünüz kişiler varsa, affetmenin diğer kişiyle ilgili bir şey olduğunu, inancını kabul ediyorsunuz demektir. Bu kırgınlık duygusunun diğer kişiyle ilgili olduğunu sanmanızdan kaynaklanıyor. Birisinin davranışlarının bizde acı yaratmasının nasıl mümkün olduğunu düşündüğümüz zaman, onların seçimlerinin de kendi yaşam hikayelerinin bir yansıması olduğunun farkına varmak çok yararlıdır. Farkındalığımızı bu şekilde yükselttiğimizde, olan bitenin içeriğini daha derinden değerlendirme şansımız olur. Böylece bu insanın kendi bilinç düzeyine göre davrandığını ve başkalarında acı yaratmadan yaşamsal ihtiyaçlarını daha bilinçli bir şekilde karşılamanın yolunu bilmediğini anlayabiliriz. Tıpkı bunun gibi yapılacak en doğru şey olduğunu düşünsek dahi başkalarını kıracak şekilde davranabilme kapasitemizin olduğunu bilmek, başkalarını affetmemizi sağlar. Acı deneyimlerimizi bu şekilde yeniden ele aldığımızda, geçmişi geride bırakabilecek adımları da atmaya başlayabiliriz. Gerçek şu ki, kırgınlık sadece o duyguyla özdeşleşen kişiyi etkiler. Ve özdeşleşme, fazlasıyla odaklanma ve enerji gerektirir. Sizce yaşam bundan çok daha mutlu ve coşku dolu yaşamaya değmez mi? Dikkatimizi geçmişe odakladığımızda, şu an yaşamakta olan yaşamı değiştirme gücümüz olmayacaktır. Deepak Chopra, yaşamımızda her şeyin güçlenmesini istediğimizde, ona daha çok dikkatimizi yönlendirmemiz gerektiğini ve eğer yaşamımızda bir şeylerin eksilmesini istiyorsak, dikkatimizi onun üzerinden çekmemiz gerektiğini öğretiyor. Chopra, farkındalığınızı yönlendirme yeteneğinizin en değerli niteliklerden biri olduğunu anladığınızda, yaşamınızda mutluluğun ve başarının kapılarını açarsınız diyor. Diğer kişileri affetmeye odaklanın ve acı yaratan seçimleriniz için kendinizi affedin. David Simon, tamamen affetmenin tüm kalplere ulaşmanın en etkin yolu olduğunu söylüyor. Çünkü bu yaşamın gerçek doğasıdır. Bu tüm kirliliğin önüne geçmek için en geçerli yoldur. Affetmek kalplerinizi genişletir ve bu şekilde affedilemeyecek hiçbir şey yoktur. Her yürek affetme gücüyle donatılmıştır. Bu düşünceler arasında gidip gelirken farkındalığınızı şifaya ve sevgiye odaklayın. Bugün bol bol sevgi, merhamet ve daha geniş bir anlayışla affetmenin gücüne ulaşmaya başlamak için güzel bir gün. Bugünün meditasyonuna doğru sessiz bir alan yaratırken, bu mesajın bilincinizin en derinlerine ulaşmasına izin verin. Şu an bizim için
düşüncelerin arasında bir boşluk yaratarak tüm olanakların alanına ve sessizliğin derinliklerine inme zamanı. Lütfen derin bir nefes alın. Üçe kadar sayın ve nefesinizi verin. Bu pratiği birlikte iki kez daha yapalım. Gözlerinizi yavaşça kapatın. Bedeninizdeki tüm gerginlikleri serbest bırakın ve nefesinize odaklanın. Nefes alırken zihninizden "So" sözcüğünü tekrarlayın ve kozmik yaşam enerjisini içinize çekin. Nefes verirken yine zihninizden "Ham" sözcüğünü tekrarlayın ve artık size hizmet etmeyen ne varsa bırakın. Nefesinizin içeri ve dışarı akmasına izin verin. Kolayca, çabasızca ve yavaşça. Şimdi içinizden Sanskritçe mantrayı tekrarlamaya başlayın. Sat, Çit, Ananda. Varoluş, bilinç, mutluluk. Süreyi ben tutuyorum. Mantrayı bırakma zamanı geldiğini bildiren yumuşak bir zil sesi duyacaksınız. Sat, Çit, Ananda. Thank you.
Ben saf varoluşum. Ben saf bilincim. Ben saf mutluluğum. Sat, çit, ananda. Lütfen şimdi odaya geri dönün ve bedeninizin ağırlığını hissedin. Derin bir nefes alın ve nefesinizi uzunca verin. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi yavaşça açın. Namaste. Huzur kalbinizde olsun. İyi ki var.